Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videomuzda hepinize hoş geldiniz. Ve bugün bir gündem konuşacağız. Enes Batur'la ilgili bir gündem paylaşacağım sizlerle. Zaten hepinizin haberi vardır. Yani. Tamam, oldu. Zaten 10 milyon özel evleniyoruz. Ben Mersin Alp'i eşine kabul ediyor musunuz? Evet. Düğün yaptım, evlendim ve bu gerçek değildi. Peki bunu niye yaptık? Çünkü 10 milyon... Enes, ben seni artık tanıyamıyorum ki. Biliyorsunuz ki bir zamanlar, yani bir ay veyahut da bir buçuk ay önce Enes Batur evleniyorum diye bir olay çıkarmıştı. Yani olay çıkarmıştı. Ama kimileri dedi ki bu iş yalan, sahte, yani böyle bir şey yok dedi. Kimileri de dedi benim Enes abim yalan söylemez. Yani bırakın bu işleri, Enes abim yalan söylemez dedi ve evlendi dediler. Evet, Enes Batur demişti ki ben evlendim demişti. Bir buçuk ay önce ve efendim dün veya iki gün önce bu videoyu ne zaman yayınladım bilmiyorum. Enes Batur evlenmediğini ve bir şaka yaptığını söyledi bizlere. Hemen o videoyu bir izleyelim. Şu ana kadar evlendiğimize harbi böyle ciddi ciddi inanan arkadaşlar varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana 10 milyon olunca çok baskı yaptığınız için evlen diye ben de böyle bir küçük şaka yaptım. Ama gerçekten ciddi inanan varsa da kusura bakmasın, şakaydı. Evet, izlemişsinizdir. Videoda şöyle belirtiyor, bir de benden duyun istiyorum. Enes Batur evlenmediğini, 10 milyonda evlenmesi için çok baskı yaptığını takipçilerinin ve o da böyle küçük çaplı bir şaka yaptığını bizlere belirtiyor arkadaşlar, sevgili dostlarım. Enes abi niye böyle bir şey yaptığını anlamadım yani. Abicim, yani hiç yakıştı mı sana Enes abi? Yani tamam, taşıya bırakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zaten buna inanan oldum bilmiyorum. Bu tür olaylara genel olarak planlanmış olaylar deniyor. Ve internet aleminde çok meşhur bir olay. Bir şey deniyordu, adına bir şey deniyordu da ben unuttum onları falan, şimdi unuttum. Ondan dolayı da yani aklıma gelmediği için söyleyemiyorum. Her neyse, abi dedi ki kardeşim ben evleniyorum dedi 2 ay önce. Tabii ki bunlar sırf film içindi. Yani filmde yapılmış olaydı. Enes abim de bunu ne yaptı? Hemen kullandı, takipçileri kastı. Ya ama evlendiği kadın Duygu muydu? Duygu Özal... Özal Aslan mıydı? Yani o da iyi takipçi kastı. Enes abim ona da iyi prim verdi. Valla ne yaptın Enes abi sen? Ben anlamadım seni. Daha ne diyebilirim? Bir de bu konu hakkında Rayman küçük güzel bir video yapmış. Onu da hemen bir izleyelim. Güldür güldür. Güldür güldür. Evet, o videomuzu da izledik. Rayman de takipçilerinin dedik yani bunda güldür güldür diye bir espri yapmış. Güzel olmuş ama ben güldüm şimdi, yalan yok. Hoşuma gitti diyebiliriz. Bu yoruma, bu konu hakkında 200 şey bahsetmek istiyorum. Yani şimdi tamam, milleti eleştirmek bizim hakkımız değil. Veyahut da şey değil. Ama milleti aptal yerine koymak da sizin hakkınız değil. Yani Enes Batur'un falan bunu yapması, bilmiyorum yani neden insanları böyle bir aptal durumuna düşürmek. Yani şakaydı falan deyip bir anda geçiştirmek bu kadar gerçekten basit mi? Yani ne bileyim, Enes Batur'dan ben böyle bir şey bekler miydim? Şahsen bütün YouTuber'lardan bekliyorum böyle bir şeyi. Yani o yüzden kimse kusura bakmasın ya da kusura baksın. Bu arada arkadaşlar üzgünüm, 2-3 aydır falan video atmıyorum herhalde, hiçbir gün yok. Yani kanalla bile ilgim, alakam yok. Yaklaşık 18.000 aboneye doğru ilerliyoruz. Ya bunun hakkında bir kutlama veyahut da bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bunun nedeni zaten 18.000 abone falan, yani şu anda 18.000 abone klasik bir şey. Ama ne bileyim 1 milyon falan olsaydık hemen yapardım bir şeyler, ama yani 18.000'e özel bir şeyler gelir mi? Ya o benim aslında biraz daha vasfıma bağlı. Yarın çıkıp diyebilirim de abi 18.000 olmuş, hadi buna video yapalım da diyebilirim. Ya benim vasfımı biliyorsunuz, ben çok karışık bir adamım. 2 ay video çekiyorum falan, çekmiyorum. Bazen bir hafta, bir ay falan video çekiyorum, sonra bir bakıyorum bırakıyorsunuz falan. Ya böyle garip bir insan olduğum için rotam biraz şaşkın diyebiliriz. Her neyse. Ya bunları da söylemiş olayım dedim. Sonra insanlar bana geçirmesin veyahut da söz söylemesin. 18.000
Kişiye de çok teşekkür ederim. 18 bin abone şu anda olmadık belki ama çok az kaldı. Allah'ın izniyle 18 bin abone olacağız. Diyelim ve son olarak şu Enes Batur olayını konuşalım ve videomuzu kapatalım. Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Tabii ki prim olduğunu çoğu kişi anlamıştı. Çoğu kişi zaten fark etmişti. Ya ama şöyle bir şey vardı. Enes Batur da dedi ki ilk başta evlendiği sıralar. Dedi ki ulan dedi ben niye size böyle bir şey yapayım? Niye saçma saçma işler yapayım? Ben doğruysam doğru yoluna gidiyorum işte. Doğru söyledim size falan dedi. Yani ilk başta hani çok güzel rol yapan bir insan. Gerçekten rolünü çok güzel oynuyor. Hani YouTuber'lık gerçekten etki ediyor kendisine. Ben onu bir bahsedeyim. Şimdi bu videoyu izleyen Enes Batur fanları gelecek diyecek ki ya sen kimsin? Sen kimsin diyecek orada tabii. Sen kimsinin yanına? Terbiyesiz diyemezsin. Terbiyeyi senden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Küfürler, hizalar falan. Ya onlardan da özür diliyorum şimdi Enes Batur fanlarına ama ya burada şunu anlamak istiyorum. Enes Batur fanları adına konuşuyorum ben zaten. Yani sizlere biraz şeye geçmiş oluyor. Yani siz anladınız o kısmını. Siz de biraz tepkinizi göstermeniz yani bilmiyorum gerekiyor. Bu kadar 10 milyon insan her deyip geçiyor mu onu da bilmiyorum. Herhangi bir şey daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani video atmıyorum uzun zamandır. Elimden geldiği sürece atmaya çalışacağım. Nasıl olur nasıl gider bilmiyorum. Açıkçası bunu da tam bir şey söyleyemeyim. Yani yine yalan söylemiş olmayayım. Hani ondan sonra gidiyorum 2-3 ay sonra video atmıyorum falan. Biraz da daşak geçmiş olmayayım size. Evet küfür ettik yine videoda küfür etmiş olduk. Bu arada bu video çok emek sarf edilmiş olmadı. Elime telefonu alıp bir anda çekesim geldi. Bir anda Enes Batur diyesim geldi falan diyormuşum. Bu arada PUBG Mobile videosu çok izlenmiş en son attım. Ya herhalde çok hoşunuza gitti. Ya da bilmiyorum artık nasıl oldu nasıl gitti ama. Bana gözüm şaşı oluyor olmuyormuş tamam. Evet arkadaşlar 7 dakikayı da bulduğumuza göre uzattığımıza göre. Sizler videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. 18 bin aboneye çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve diğer videolarımızı izleyip like atmayı unutmayın. Yorum yapıp paylaşmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.